aslında. Halkların Demokratik Partisi'nde siyaset yapan, kimi aktif milletvekili, kimi hala hazırda belediye başkanı, kimi de daha önce bu görevleri yapmış ve 2014 yılının MYK üyelerine bir operasyon yapılmış, gözaltına alındılar ve halen daha bu gözaltılar sürüyor. Burada 6 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne durumda olduğunu, bugün ne durumda olduğunu ifade etmiştik. Özellikle Ayhan Bilge'nin bir Anayasa Mahkemesi kararıyla da o tarihte MYK toplantısına da girmemesi gerekçe gösterilerek 9 ay haksız tutuklu kaldığının karara bağlandığını, hatta kendisine tazminat ödenmesine hükmedildiğini de ifade etmiştik. Meselenin hukuki değil siyasi bir süreç olduğunu söylemiştik. O dönemdeki o olaylarla ilgili, hayatını kaybedenlerle ilgili duyduğumuz üzüntüyü ifade etmiş ve bu konunun araştırılmasının, soruşturulmasının, suçluların cezalandırılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin en tabii hakkı ve görevi olduğunu, ama 6 ay sonra nasıl bir aydınlanmaysa, hangi yeni delillerle o dönemin MYK üyeleri olmaları bahane edilerek bugün belediye başkanlığı görevi yapanların apar topar evlerinden ya da sağlığı tehdit altında olan siyasetçilerin hastanelerden toplanarak getirilmesinin nasıl bir siyasi operasyona alet edildiğini ifade etmiştik. Ve yeni deliller varsa onları da kamuoyunun bilmesinin hakkı olduğunu da söylemiştik. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin yetkilileri tarafından son derece saldırgan üslupla Türkiye'de bu siyasete alet edilen operasyonu eleştiren herkese saldırılıyor ve iktidar partisine yakın medya grupları akıl almaz bir şekilde, elbette hukuken hakkımızı arayacağız, ama fotomontaj resimler yaparak dün o açıklamadan sonra baya baya ismi bilinen, öyle troll mürol değil, resmi mavi tıklı hesaplarından fotomontaj resimlerle saldırıp terörle partimizi ve şahsımı ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu küstahlığın, bu hadsizliğin, bu terbiyesizliğin hesabı sorulur. Kanun önünde sorulur, ama yapılan işin gazetecilik olmadığı, yapılan işin utanç verici bir iş olduğu, yani bir fotoğrafta kaba bir Photoshop yaparak bunu gerçek bir habermiş gibi servis edip hedef gösterme çabalarının karşısı, artık bunun adı gazetecilik değil. Ben bugüne kadar hiçbir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Hiçbir gazete hakkında duyduğum bütün hakaretlere, tehditlere rağmen, ama bunun hesabı sorulur. Bu artık gazeteciliği bırakıp terbiyesizliği ele alan birilerine karşı o yapılan terbiyesizliğin hesabı sorulur. Buradan hepsinin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, bir kelime eksik konuşmayacağız. Bir santim eğilmeyeceğiz. Bir adım geri gitmeyeceğiz. Biz bir santim eğilirsek siz Türkiye'ye diz çöktüreceksiniz. Buna izin vermiyoruz. Korkutmak için yaptığınız, sindirmek için yaptığınız her hadsizliğe karşı sizlerin gözünün içine baka baka size meydan okuyoruz. Cuyrumunuz kadar yer yakamazsınız. Sarayın muhalefeti sindirmek için psikolojik operasyon aletine dönüştürdüğü sözde medya gruplarından, onların hedef göstermelerinden ve saldırılarından korkmuyoruz.